İzlemedik ki. E sen yalancısın. Altını çizerek söylüyorum. Yalancısın. Evet. Yani insanların aklıyla alay etmektir. Bir etkisi olmuyor yani bu haberlerin, dizinin reytingine. Bakın Kerem Bürsin bunu daha önce de yaptı. Bir dizi daha. Kerem Bürsin meselesi. Aramızda bir şey yok, aramızda bir şey yok. Sonra ortaya çıktı. Geçen gün de diyor ki Kerem Bürsin'i söylemlerini seven bir insan değilim. Biz hiç gizlemedik mi? Gizlemedik ki. E sen yalancısın. Bak altını çizerek söylüyorum. Yalancısın. Evet. Katılıyorum. Yani o talihsiz bir açıklamaydı. Biz hiç gizlemedik ki. Hep inkar ettiniz. Hep topu taca attınız. Yalanladınız. Gizlemedik ki. Yani insanların aklıyla alay etmektir. Bakın Kerem Bürsin bunu daha önce de yaptı. Bir dizide adını unuttum şimdi. Yağmur Tanrı Sevsin'de biri daha oynuyordu. Dizinin promosyonunu yapmak için sürekli biriyle sevgiliymiş gibi göründü, biriyle sevgiliymiş gibi göründü. Böyle oynadı da oynadı, oynadı da oynadı. Şimdi bu sefer de yaptı aynı şeyi. Dizinin promosyonunu yapmak için. Ya yapmayın bunu. Ya niye yaratın Mehmet? Magazini kullanmak oluyor burada. Dizinin reytingi can çekişiyor. Şimdi Yeni Sözden tanıtımını yaptılar. Yeni Sözden dedikleri yaz dizisine döndürtlerini. Yaz dizisi biliyorsun daha düşük bütçeli, daha iddiasız şeylerdir. Yazın bitecek. Yani sonuçta ilk ona bile giremeyen bir dizi şu anda Kerem Bürsin'le Hande Erçel'in oynadığı. Yani insanlar da artık senaryoda bir şey yoksa sen nasıl reklam yaparsan yap gelmiyorlar. Etkisi olmuyor yani bu haberlerin dizinin reytingine. Tam tersine etki oluyor. Aynen. Yani Özlem Deniz'in başına ne geldi? Altı kişiyi alır mısın Aydın? Üçümüzü ver. Mehmet'in kafası sürekli kesiliyor çünkü. Özlem Deniz'in başına gelen ne? Özlem Deniz kendisi de ortağını da çok büyük zarara soktu bu son diziyle. Çünkü reyting alamadı. Şimdi dizilerde şöyle bir şey var. Dizilere reklam paraları ABC1'de aldıkları reytinge göre hesaplanıyor. Orada varsa ki 3.8 reyting aldı. 3.8 CP ile hesaplanıyor. Dolayısıyla dizi 12 bölüm, 13 bölüm mü ne oynadı? 13 bölümü de külliyen zarar. Neden zarar? Bir, senaryo kötüydü. İki, Özcan Deniz'le kız iyi bir ikili olamadı. Üç, Özcan Deniz bu süreçte çıkan haberler. Güncel hayatı ile ilgili o kadar gündeme geldi ki, o kadar kadına şiddet psikolojik olarak uygulama yaptı ki, insanlar da şimdi kolay kolay Özlem Deniz dizi yapıp da izlettiremez. Yani bir ayağın kaymayı görsün. İnsanların nezdinde, seyircinin nezdinde bittiğin zaman geçmiş olsun. Böyle çok insan tarif edebilirim şov dünyasında. Seyircini sildi. Nerede oynarsa oynasın tutmuyor artık. Özlem Deniz de bundan sonra nerede oynarsa oynasın aynı riskle karşılaşacak. Niye? Çünkü dizi başlar başlamaz dizinin haberini yapacak fırsat bırakmadı medyaya. Ayrıldığı eşine uyguladığı, açtığı davalar, hakkındaki demeçler, çocuğuyla ilişkileri, özel hayatıyla gündem oluşturunca diziye dair hiçbir haber gündeme gelmedi. Geçmiş olsun diziye. Şimdi basit bir şey söyleyeceğim. Ayrıca bu arkadaşlar, yani magazin ünlüleri diyelim, reklam anlaşması yaptıkları zaman firmanın tanıtımı için devasa basın toplantıları düzenleyip herkesi çağırıp, bütün medyayı çağırıp karşısında poz vermeyi biliyorlar. Bu arkadaşlar yeni bir albümleri çıktığı zaman, yeni bir film yaptıkları zaman ya da yeni bir diziye başladıkları zaman yine aynı şekilde promosyonları yapmak için medyayı özel davetlerle, işte ne bileyim şunlarla bunlarla çağırıyorlar. Karşılarına oturup istedikleri şeyi söylüyorlar. Bir dakika ya. Medya dediğin şey senin isteğine göre şekillenmeyecek ki. Medya dediğin şey, özellikle magazin medyası, dünyanın her yerinde böyle. Bakın, onlar şükretsinler İngiltere'de yaşamıyorlar. Yani eğer Serenay Sarıkaya ilişkisini yalanlayıp bu fotoğraflarla İngiltere'nin Daily Mail ya da The Sun gazetesinde yer alsaydı atılacak başlık ne olacaktı biliyor musunuz? Yalancı. Bakın bunu atar kocaman. 72 puntoyla. Sayfa koyar The Sun gazetesi,
Bir de üzerine yalancı der. Ona İtibar dua ediyordu. Evet. Dua etsin ya, buradaki insanlar. Prensleriyle karısını kaçırdılar ülkede. Kimi? Ali abi duymadı. Prensleriyle karısını kaçırdılar. Meghan'ı kaçırdılar ülkeden. Evet. Yaptıkları haberlerle. Yani evet, Meghan'ın evet, babasını konuşturdular. Babası ona yardım etmiyor falan filan. O olay büyüdü de aralara açıldı bir sürü dava. Hısan'la, Deli Mail'le. Ve hala devam ediyor o davalar. Yani o yüzden hani... Acımasızlar hakikaten. Bizi yani medyayı suçlayacakları yerde kendi eline bir baksınlar. Ne yapıyorum ben diye yani. Peki Mehmet Bey, bir vatandaş olarak, sıradan biri olarak düşünün. Şu an bizi izleyen birinin fikri olarak düşünün. Böyle bir durumda eğer ünlüler işte etkinlik yaparken, albüm çıkarırken, film yaparken magazinciler gitmeyip bir tavır uygulasalar, ters, o zaman da yapacak haber bulamayacaklar. Biraz kendilerine gelir mi acaba ünlü dünyası? Magazin. Bakın, evet. Söylediğiniz biraz çuval kızı kendimize de batıralım. Eskiden mümkündü. Ama şimdi sosyal medya var. Sosyal medya, yani siz gitmeseniz bir şekilde sosyal medyada yayılır bu. Ya evet. Ayrıca da medya bunun peşinde değil. Küselim, protesto edenin peşinde değil. Sadece İşbirliği bir şey yazıldığı zaman ilk önce direkt olarak medyayı yalancılıkla suçlamak, hayır yalan yazıyorlar demek doğru değil. Bakın çok örnek gösteririm. Bu yalan yazıyorlar deyip de sonradan doğru çıkan çok örnek gösterebilirim. Şimdi Hadise ve Kaan Yıldırım meselesi. Geçelim mi ona? Magazin Noteri yeni haftaya sürpriz konuğu ve gündem belirleyecek içeriğiyle giriş yapıyor. Covid-19 pandemisinde tam kapanma sona ererken yeni başlayan kademeli normalleşmeyle birlikte neler değişecek? Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından ünlüler sosyal medyada hangi paylaşımları yaptı? Cem Yılmaz ve Ata Demirer hangi projelerle sevenleriyle buluşacak? Mehmet Ali Erbil, Nefise Karatay'a dair hangi pişmanlığını dile getirdi? Deniz Çakır hangi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti? Şarkıcı Kibariye hangi sebepten dolayı evini satmak zorunda kaldı? Serenay Sarıkaya'nın sadece arkadaşım dediği aşkı kim çıktı? Aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz'in canlı yayın konu olacağı Magazin Noteri, Seher Kılıç'ın sunumu ve usta gazeteci Ali Eyüboğlu'nun yorumlarıyla 17 Mayıs Pazartesi saat 12'de Magazin Noteri YouTube kanalında. Magazin Noteri'ni izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.